Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin inşallah. Rızası dairesine hareket ve hayrat kazandırsın. Bizi bizi bırakmasın. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu kendisine muhatap eylesin. Ruhumuzu ve kalbimizi zatı zülcelala aine ve mirat eylesin. Kalp ve ruhun derece hayatını hissettirsin, mahsettirsin, zevk ettirsin inşallah. Keyfiyet esas almak diye sayfa 277. Bazen bir tek kelime sebebi necat ve medar rıza olur. Bazen bir tek kelime mesela la ilahe illallah Muhammedun Resulullah gibi sebebi necat ve medar rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar nazar ol olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı bin adamın irşadı kadar rıza ilahi medar olur. Çok garip değil mi? Yani böyle tabi bildiğimiz bir şey de şöyle bir tefekkür ettiğin zaman hakikaten bir tanesine el uzattın. Allah sana nasip etti onu. Binlerce kişi kadar değerli. Üstad Hazretleri şey için diyor ya abi için. Diyor o havayede bir Atıf'ı bulsan yüzü bulmuş gibi. Yani, bir, bir de çalışanınız var mı bilmiyorum. 30 Abdurrahman, 300 Abdurrahman diye şey geçiyor. 30, 130. 300 galiba. 130. Bir de okuyorum. Şey, şey abi, evet. Abdurrahman abinin 30'a yakın vasfı sayılıyor zaten şeyde. Ee, oy... Barla. Yok abi 26. eleman. Üstad Hazreti hem, hem bir işte sadakat, fedakarlık. Manevi evladım maneviyem. Her şeyi sayıyor. yani böyle. Bayağı bayağı böyle sıfat sayıyor. Yani, yani bir, bir sebap en az var. 10'dur. 30 tane sıfat 300 mü etti? Öyle bir şey diyebilir miyiz abiler? 30 tane sıfat varsa denlebilir. E Peki kaç tane sıfat saydır mı orada? Yani orada 5-6 tane var abi. Ayağ var abi ya. Yani şöyle tek tek ayarlarsan bayağı çıkıyor yani. Çok şey. Biraz fazla çıkar. Evet. Bir de okuyorum bir daha. Bazen bir tek kelime Sebebi necat ve medar ı rıza olur. Kemiyetin ehmiyeti o kadar medar nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı bin adamın irşadı kadar rıza ilahiye medar olur. Çok ben et, yani ne yapıyor biliyor musun bana şu? Beni ye kurtarıyor. Ben ben, ben kendi şansıma söylüyorum. Yani bir şey yapamadım şu dünyada. Çekip gidiyor. Adam demiş ya iki şeye üzülüyorum Kadir Mısırlı oldu demiş. Birisi gönderdi bana bu dünyada diye iki şey yapamadığımdan çok üzülüyorum demiş. Ona merak ettim ne neydi ya? Bir hafız olamadığım için dedi. Çünkü yasaktı. Dört tane hoca değiştirdim diyor. Hangi hoca okudumsa bastılar onu diye aldılar diyor. İkincisi, ikincisi bir diyor kafiri Müslüman yapamamaktan gidiyorum. Yani haç elinde olan bir insanı müslüman yapamamaktan e, gidiyorum demiş bir kişi. Çok şükür ya Almanya'da çok e, yani biz temelden yapmamışız da böyle kardeşler meşgul ola 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 bizim yanımızda kelime Şahadet getirdi çok şükür. Rus vardı, İspanyol vardı. Kaç tane Alman bilmiyorum. Kelime şahadet getirdi müslüman oldu. Kıymet. Ya bu Mehmet ne dedim biliyor musunuz çok üzerine durdum gibi ama kardeşim psikolojisini bozuyor adamın ya. Ya ben Cihada mı gideyim, gaziyeye mi gideyim... ...para mı göndereyim, para mı toplayayım... ...notuk mu atayım? Ya ne bir insan eziyor ya. Bu dünyada bir işe yaramıyorum. Ama diyor ki... ...bazen işte bir insan... ...bir, bir tek kelime... ...işte bu... ...keymiyet, keyfiyet meselesini... ...diyorum ki benim vazifem bu. Ben bunu yapıyorum. Ama çıkıp diyorum... ...ya kardeşim... ...bir kişiye, iki kişiye... ...karınca kaderince... ...gücüm yettiği kadar. Yoksa bu bu bilinmezse bizde var ya ben şahsen psikolojim bozulur ya. Hakikaten bozulur sen mi söylüyorum? Çünkü bırakırım bu her şeyi burayı. haydar tebliğe çıkarım. Ondan sonra birkaç sene sürer sürmez gücüm biter. Erip gidersin. Kaybolup gidersin. Kıymet kemiyeti değil. Yani adet değil keyfiyettedir. Kalitededir. Bazen bir halis ve fedakar talebe bine mukabildir. Bazen bak kıymet adette değil kalitededir. Bazen bir bir halis ve fedakar talebe. Bak halis, ihlaslı, fedakar, sadakatli demek. Bir talebe bine mukabildir. Muhatap olmuş Allah'ın. Ne kadar hoş ya. Evet bunu bitirmiş. Şimdi şahsı manevi esas almak. O zaman değer için iki tane vasıfı var. Yani... İki tane sıfat var. Adetten değil. Bir insan adetin peşinde mi, kalitenin peşinde mi anla? halis ve fedakar. Baktım halis ihlastan fedakar da kendisini ortadan kaldırıp kardeşini var eder. Fedakar o. Fedakar ise fedakar mesela sahabeleri söylerken en büyük sıfatları isar hasletidir diyor. Sonra diyor ki sahabelerin en, gene başka bir yerde en büyük fedakardırlar diyor. İsa ne demektir? Kardeşini kendisine tercih etmiş. Ne demek o? Altına aşağı iniyorum. Kendini ortadan kaldırmadan karşıyı var edemez. Velhamdülillah. Mesela uygulayayım şeriatta. Kulun Rabbine en yakın olduğu hangi andır? Secde. Ne demekti secde? Kendisinden en çok uzak olduğu andır. Allah'a en yakın olabilmesi için kendisinden en çok uzak olması lazım. Rükü değil, Yani kıyam. Namaza değilsin. Namaza girdin. Beşeriyetten sıyrıldın. Rükuya gittin. Beşeriyetten sıyrıldın. insan oldun. Yani mesela şu anda namaza değiliz. Niye namaz kalın? Allahu Ekber. Beşeriyetten sıyrıldım. Beşeriyetten sıyrıldım. Sıyrılmanın adı. Şimdi şey gelin fedakar. Kendisini ortadan kaldırmadıkça onu var edemez. Sahabeler kendisini ortadan kaldırdığı için onu var ettiğinden fedakardır. Bunun adı sıfat olarak isar hastetidir. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım. Kendisini terk eden kardeşini var eder. İşte bu da fedakar. Ee, diyor ki bir insan kalitenin peşine mi koşuyor adet peşinim. O da caiz. Yani kemiyetin adetin peşine koşmak. Koşma kardeşim, aramdır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. O da caiz de. Ama bizim meslek azimet meslek olduğu için azam bir takva, azam ihlas Kıymet kemiyette değil, adette değil, keyfiyette, kalitededir. Bazen bir halis, halis, ihlaslı, fedakar yani sadakatli demekmiş. Sadakat. Kendisini ortadan kaldıran bir talebe, fedakar talebe bine mukabil olur. Bu zamanda bu zamanda hizmet-i imanede haz ilerisini bırakıp Heh. mahfiyet ile bunun hepsi şey değil mi? Abi? 13. şua işte o. E, ee, en şey en ahir tavsiyemiz diyor. Buna fedakarlık değil mi? Fedakarlık abi. Haz ilerisini bırakıp mahfiyet ile tesanüt ve ittihat muhafaza eden bir halis. Evet. Kardeşimiz bir veriden yedi mevki alıyor. Evet bak. Hazı haz nefsini bırakacak. Mesela emsal. Bana diyelim ki bana karşı İbrahim. Hazı nefsini bırakma o kadar şey olmaz. Çünkü emsal değiliz. Ama siz emsalsınız gibi. Hazı nefsini bırakan bir talebe bir, e, ne diyor? Mafiyet. mafiyet ve tevazu ve terk etmez. Mafiyet, tesanu ve iddiatı muhafaza eden. Muhafaza eden ne kadar ne makam alıyor? Bir veliden ziyade. Bir veliden ziyade makam alıyor evliyadan. Bir dakika şey, fedakar, mafiyet. Haz nefsi bırakıyor. Bir dakika. Ha, haz nefsi bırakıyor. Bir. Evet, mafiyet. mafiyet Tesanut. İttihadı muhafaza eden dört tane. Dima kalp, şey dima vicdan kalp ruh. Ne sıfat ya. Of. Veliden geçiyor diyor ha. Tevbe diyor ki diye kanaatim gelmiş ve siz daima bu kanaatını takviye ediyorsunuz. Allah Allah. Yani diyor ki siz bir veliden ziyadesiniz diyor. Ya. Mesela bir insan düşün, emsal tamam böyle hizmette kavga gürültü olmaması mümkün değil. Eğer bir hizmette kavga olmuyorsa, gürültü olmuyorsa, münakaşa olmuyorsa orada hizmet yoktur yani. Çünkü hareket yok, ses yok. Eğer bir yerde toz duman kalkıyorsa orada araba hareket ediyor. Yani bir gürültü olacak ki demek ki bir şey var yani orada. Düşün ki herkes odasında hiçbir kavga olmuyor, muzakere olmuyor, münazara olmuyor. O zaman hizmet olmuyor ki herkes kendi hücresine gitmiş. Mahfiyet ne bir şey ya. Hazı nefsini bırakacak. Mafiyet, tesanüt. Ee, başka neydi abi? İttihadı muhafaza edecek. Vay be. Söyler misin ya bir daha yazayım. Sonra. Ve mafiyet ile ile, ile şuraya da tesanüt muhafaza eder. Ve it muhafaza eder. Bunları yapınca ne, ne çıkıyor daha sari büyük ki? He. Bir halis. Bunları yapınca halis oluyorsun. Allah Allah. Dur onu da yazayım abi. Bir de he ne alıyor bir de söyler misin? Bir halis kardeşimiz. Bir halis bir veliden ziyade Allah Allah oku Mehmet evet temsilde hata e, hata yok nasıl büyük bir veli küçük bir ashab kadar hizmet-i İslamiye'de her bir sünnetçe mevki almadığı gibi. Aynen öyle de bu zamanda hizmet-i imaniyede havzını havz bırakıp ney mahfiyet ile tes, e ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veyden ziyade mevki Şimdi neyle kıyas etti? Mesela sahabelerin bazılarının o kadar ameli olmadan öldü, şehit oldu. Bazı sahabeler o kadar hadis ve ayeti de bilmiyor. Ama bir Ahmet bin Hanbel, bir milyon hadisin ravisi, 300 binden ziyade hadis metinleriyle, ananesiyle, ananesiyle, metniyle bilene en az 300 ve ziyade, 100 binden fazla olan hafız, 300 binden fazla bilene hüccet deniliyor. Onun için hüccet İslam i̇mam Gazali. Bir sahabe bunların hepsini geçiyor. Gazali'de, Ahmet bin Hanbel'de ustad da bir sahabeye amel cihetiyle yetişemiyor. Küllü fazilet. Çünkü e sebebül Kel sırınca bunun da de ona yazılıyor. İşte burada burada neyi kıyas ediyor? Bak nasıl ki bir e, müjdedit, müştehit, müfessir, İmam Azam, Ahmet bin Hanbel, Gazali Hazretleri, Üstad Hazretleri amel cihetiyle sahabe yetişemiyor. Ama o kadar ameli yok. Bir milyon hadisin ravisi ya. Yüz bin hadis ve ziyadesini bilene hafız denilir. 300 bin hadisi metniyle, ananesiyle, ravisiyle, sebebi nuzuluyla bilene hüccet denilir. 300 bin ve ziyadesi. Hüccetül İslam i̇mam Gazali. Hüccet lügat manası değil orada, delil değil. 300'den ziyade hafıku hadise hadis e, hadisi şerifin metnine, ananesine, ravisine, sebebin nuzuluna, mefkisine, sorulan sahabe, sebep olan sahabeye bunlar hep bilene bir, bir hadisi bu bilene ve 300 bin hadisi bilene hüccet deniliyor. Bu Gazali bir tane sahabe yetişemiyor. Oysa en fazla hadis nakleden 7 bin küsur Ebu Hürer'e galiba radiyallahu anh. Toplanınca tabii havuz olunca milyonlar oluyor. Ahmet bin Hanbel bir milyon hadisin ravisi diyor. Niye yetişemiyor? Saf evvel oldukları için. İlk saf. Tabi. Mesela sizin ameliniz sizden hiç eksik olmamak şartıyla size kim sebep olmuşsa ona, ona da kim sebep olduysa ona, ona da kim sebep olduysa ona böyle sahabeye gidiyor. Onun için kıyas etti diyor ki ne kadar büyük şey dahi olsa hangi zatla kıyas ediyor? Hiçbir kimse mi diyor? Temsilde hata yok. Ha. Bir büyük bir veli. Küçük bir ashab kadar hizmet-i İslamiye'de ehli sünnetçe mevki almadı. Yani büyük bir veli. Mesela Geylani Hazretleri. Hı hı. Bahattin Şahin Akşibendi Hazretleri. Gavs, Kutup. Ehli sünnetçi böyledir. Sahabe alamıyor. aynı bunun gibi de bir nur talebesi de e, hazır nefsini bırakacak bir mahfiyet sahibi olsa, tesanudu korusa, Ondan sonra ittihadı muhafaza etse, ittihadı muhafaza etse bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mefki alıyor. Yani onu buraya kıyas etti yani. anladı mı? Yetişemiyor. Yani büyük bir kutup sahabe yetişemediği kanununu ne kadar büyük veli olursa olsun bir nur talebesinin şu sıfatlara sahipse Yetişemez buna. Bu kolay değil ha öyle bir ama. hazin nefsini bırakacaksın. Mahdi. Mahfiyet ne demek biliyor musun? Hazin nefsini bırakacaksın. Hadi bir derece kafama yatar. Mahfiyet nasıl olacak? Ya mahfiyeti nasıl yapacağım ben yani? Tesanüdü yaparım kolay. Ama ne zaman olur zaten abi? He? Tam kavga zamanında olur. Yani. Evet şimdi masada değil. Tam kavga olurken vahdeti ettiğin ediyorsun. Çünkü burada hep hapishane mektupları ya abi. Evet. Hapishanede sıkıntılar olmuş, kavgalar olmuş. Sen da bırakıyorsun. Ondan sonra o sıkıntı içinde işte o... Yani koltukta olmuyor bu işler. Işte. <laughs> <Bıza. gülüyor> <laughs> geçelim geçelim. Bunu geçelim. Geçelim kardeş, geçelim. Bir yerde kavga olmaz aslında ya. Kavga yemeğin tuzudur, tuzu. Ama kavga olacak da. O zaman ona da bir olacak yani. Evet. Ama kavga evet, var. şu an biz kavga etmiyoruz. Çok var evet, Ama e, kavga eğer sonuç itibariyle ayrışmaya sebebiyet verdiyse kavgadır. Mesela şöyle düşün. Yemek tuzsuz olmaz ama yemekten tuzu çıkarıp da yemeksiz tuz, tuzu düşünürsen o işte inşikaktır. Tek başına. Ama yemekte çok güzeldir. Ama tek başına da zehirdir. Şey olması lazım değil mi abi? Hani hadisteki ihtilaf, müsbet ihtilaf yani. Evet. Birbirini tamamlayıcı ihtilaf, ihtilaf. Evet şimdi, üç tane e, buradan okuyalım. şahs manevi esas alma. Şimdi burada ben çok ilgimi çekti. İki tane vecize yerine, bu şahs manevi maneviyi adeta hulasalandırmış sıfatlarını. Onu okuyayım. Gördünüz mü? 248, 284. Bak abiler ha bak. Bu. Hadi okuyorum, gördünüz, ha okuyorum gördünüzse. Bak. Yukarıdaki mevzularda meskul şahs-ı şartlarını şöyle sıralayabiliriz. şahs manevi. Şahs-ı manevi şöyle bir anlatayım da. Ondan sonra sıfatını anlatayım. Nedir? Şimdi ilk önce kişinin şahs manevisinden anlatayım. Sima ruhsuz olmaz siması ruhsuz olmaz. Beden ruhsuz olmaz. Kelam nedir? Ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanı gibidir. Tamam. Batından haber verir. Şimdi benim şahsı manevimi yapıyorum. Tayin pekmez gibi. Tayin tay pekmezi karıştırıyorum. Buraya beden, bedenim, bedendeki e, amellerimi, enerjilerini at. Beden, amel. Orucum, namazım, takvam, bedensel ibadetim. Koydun mu abi? Aklın fikirlerini koy. Sonra vicdanın hislerini koy. Sonra kalbin duygularını koy. Sonra ruhun latifelerini koy. Sonra o en de koy. Karıştır abi time pekmez karıştırır gibi. O benim şahsi manevimdir. Bütünseldir. Tamam. Buraya kadar. Benim şahsi manevimi buraya bir havuz koy. Mehmet seninkisini de koy. Furkan senin de koy. Mazideki ustadınkisini koysun. Hafız Aleyhi abi koysun. Hüsrev abiye koysun. Gelecekteki Sinop'un plakası kaçtı ya. 57. sayfa Kastamonu'da diyor ki şimdiki yedilen dualar diyor gelecekteki nur talebeleri dahil, dahildir diyor. Gelecekteki. Ha. Benim, şah, benim şahsı manevi koyduk tencereye. Ustadın içinde koyduk. Hafız Aleybi abi koyduk. Kıyamete kadar bir nur talebesinin herkesin koyduk mu şahsı manevileri? Karıştır 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 karıştır. Onların bütünselliğine vücudu var ama manevi bir vücut. Benim şu anda vücudum var atomun dışında. Kalbim var, ruhum var. Duyu... ha, o o bütün sellin adı Risale-i Nur cemaatinin şahs-ı manevisidir. O nedir o zaman? İçinde akıl var mı? Var. Kalp var mı? Vicdan var mı? Var. Ruh var mı? Var. Amel var mı? Var. Onun içinde. O zaman o şahsı manevi ne kadar akıllıdır? nurcuların maziden istikbale kadar bütün nurcuların akıllarının toplamı kadar akıllıdır. Ne şuurları kadar şuurludur, ruhları kadar ruhludur, vicdanı kadar vicdanlıdır, ameli kadar am büyüktür. O kadar büyüktür şahsı manevi. İşte bu şahsı manevi sana yardım ediyor. İşte sen 4 yaşındayken, 4 yaşındayken Mehmet bu hayatın olacağından senin o şahsı manevi de mazinde var. Şu anda o şahsı manevide gelecek yok mu? Çünkü o ma şahsı manevi, mazi ve müstakbeli yok. Mazi ve müstakbel, kalbi ve ruhun derece olduğu için birden tutuyor. O senin gelecekteki sen bile şu andaki sana, şu andaki sen 4 yaşındaki Mehmet'e bile yardım etmiştin. Sekerat'ta da o şahsı manevi yardım edeceğini imdada koşacağını ustad söylüyor. O şahsı bir şeyh gibi bir kutup gibi, bir, bir kutbul azam gibi e, talebelerine nasıl ki tarikatta şeyh diyor, müritlerinin sekeratta şeytandan imanı korumak adına himmet ediyor, imdat ediyorsa vesile, o şahsı manevi de nur talebelerinin vefatında ona himmet ediyor, yardım ediyor. Heh, bu ı manevi anladık. ı manevi böyle bir şey. Şimdi onun sıfatını okuyor. Risale-i Nur şahsı manevisi nurcuların aklı kadar akıllı bir ibadetleri kadar ubudiyet sahibi, akılları kadar fikir sahibi, vicdanları kadar his sahibi, kalpleri kadar ubudiyet sahibi, ibadet sahibi, ruhları kadar muhatap ilahi ol olmuşlar. O işte o şahsi manevi her ferde himmet ediyor. Ha, şimdi onun sıfatını, o şahsi manevi nasıl bir şeydir bir bakalım. ...akıllı bir şey, kilosu mu var, boyu var, endamı yakışıklı mıdır, ne giyer, ne yer, ne içer, ona bakalım. Bir, ruhların imtizacı ve tesanüdünden çıkıyor. Biraz önce anlattım ya. Risale-i Nur talebelerinin şahs-ı nedir diye anlattım öyle. Buraya şey getir, e, tayin getir, pekmez getir, karıştırır gibi. Yani onu getir, bunu karıştırdık ya. Şimdi şahs-ı mani içilse ne var? bütün nur talebelerinin ruhlarının imtizacı ve tesanüdü var. 2- nur talebelerinin efkarın telahuku ve birbirine yardımı var. Telahuku. Sonra 3- nur talebelerinin, o artık onu zikretmeyeyim, genelin hepsinin kalplerin birbirine inikas ve ihlas ve samimiyetleri var. Şahsımağın içinde. Bütün nur talebelerinin kalpleri var. Ne yapar bu kalpler? birbirine inikas eder, ihlas ve samimiyet eker. Sonra başka bir tane. Heyetimizin şahsı manevisinde herkesin bir duygu, bir aza hükmünde olması. Yani o şahsı manevide her bir reylerimiz sanki o şahsı manevin duygusuyuz. O aklıdır, o aklıdır, o kalbidir, o bir tane kılıdır, o kulağıdır, o saçıdır, o dişidir, o karaciğeridir, o ruhudur. Hepsinin bir sıfatı var şahsı manevi bir şey yüklenmiş. Heyetimizin şahsı manevisin herkesin bir duygu duygu bir aza hükmünde olması. Aza. Başka teşrikül mesai düsturuyla birleşmek. Amellerimizi ortaklaşmışız. Sen onu yapıyorsun, o da onu yapıyor, ben de bunu yapıyorum. Mesela senelerden beri çalıştığımız halde imkan Mümkün, mümteni, madum, Ne kadar çalıştığımız halde bugün ve bir haftada beri şekillendiriyorum. Nereye mal oluyor? Şahsı maneviye mal. O da başka bir şey yapıyor. O da bir şey yapıyor. O da bir şey yapıyor. Hoş geldiniz. O da bir şey yapıyor. O da bir şey yapıyor. Hepsi... Fatih abiniz geldi mi? Evet. Aferin. İyi. Herkes bir şey yapıp o havuza atıyor. Onun meziyeti, onun meziyeti, onun meziyeti, onun meziyeti. Ama ben bir şey atıyorum. Kabe gibi ya. Kabe'de bir bedevi gidiyor. Evliya gibi geliyor. Niye? O siyah kutu gibi gözüken, Time pekmez karıştırır gibi. Ben gidiyorum. E, Günahlarının sirayeti yok. Kabe'ye giden herkes... Ubudiyetini, ibadetini, imanını, itikadını, amellerini, ihlasını, sadakası atar oraya. O da atar. Endonezyalı da atar. Sonra alırken herkes toplamı, herkesin sıfatının toplamı kadar yükleniyor. Dönerken veli gibi gelir diyor Usta. 16. sözde. Teş, e, Teşrikül mesai düsturuyla birleşir. Bu. Sonra o şahs manevinin hakiki bir uhvetle hareket etmek. Hakiki uhvet sahibidir o. Çünkü uhvetlerimiz de orada. Anlıyor Duymuş, duydunuz mu şeyi biraz önce şahsı manevi anlattım nasıl oluyor diye. Daha daha önceki daha önce. Tamam. Yani şimdi bu çok önemli. Yani o bizim benim aklım, kalbim, ruhum, vicdanım uhuvvet ediyor ya birleşiyor. Ben nasıl şahsı manevi de bedenim, aklım, vicdanım, kalbim, ruhum e, ediyor. Tesanüt ediyor. Birbirini imdad ediyor Allah için ihlas. Şey diyor göz kulağın aybini mi görmez diyor. Göz kulağın aybini görmez. Birbirinin eksikliğini tamamlar. Sen yapmıyorsan işin ben de yapmıyorum demiyor. Bakın göz kulak kusurun evet tenkit etmez. Bendeki böyle olduğu gibi maddi ve manevi organlar böyle bütün. Şahsi manevi de böyledir. Sen yapmıyorsan ben de yapmam öyle bir şey yok. Birbirini örter birbirinin kusurunu setreter vesaire. Başka? Birbirinin aynı olmak derecede bir tefanın sırrıyla hareket ederler. Fena olurlar. Kardeş fena olurlar. Onun en güzel delili şöyle. Bana dedi ki bak tefaniye bak. Bak çok hoşunuza gidecek bir örnek katırma geldi. Kardeş dedi Almanya'da sen Ali Uçar Efendi'yi duydun mu dedi. Tanıyor musun dedi. Ali, Nurcu değil ha efendi diyor. Yaşlı bir adam. Ali Uçar yaşlı. Kardeş demesi lazım veya abi demesi lazım. Yani efendi diyor. Sen Ali Üçer Efendi'yi duydun mu? Bak şimdi tefaniyi anlatacağım size o fiil. Ona dedim bakayım ne diyecek şimdi dedim ya. O acı acı ve yaşlı. Hayırdır dedim. nerede tanıyorsun sen onu? Ya senin konuşman hep ona benziyor dedi ya. Nasıl yani? Ya burada görev yaptı dedi. Ondan sonra biz dedi fabrikadan gelip onun dedi sohbetine katılıyorduk dedi. Aynı onun örneklerini veriyorsun. Aynı dedi ya hareketlerine de benziyor. Konuşmaların da tamamen aynı. Sen onun yoksa talebesimiz. Evet. Şimdi ben burada ne anladım? Tefani olmak sırrıyla soru soruyorduk cevap veriyorduk. Bize de soru sorunca örnek veriyorum ya. İlmi iz iza uzundur. Aynı bunun gibi, aynı bunun gibi, aynı bunun gibi. Hemen patlayın. Ali Çar Efendi de böyle yapardı dedi. Sen yani talebesin. Ha demek ki nasıl tefani olmuş ki aynı hareket ediyor. Gayri ihtiyar çok kasta var diyor sana. Ya sen benim odamda çalışıyorsun bir şey keşfetti. O sende kalmıyor. Şahsi manevi olarak benim de belki burada istifade ediyor. Aynen. Evet. Bilim de böyle ha. Ampul bir yerde bulunmamış. Aynı anda yedi yerde bulunmuş. Evet. Ama ilk ortaya çıkaran kim muracat etmişse. Evet. Aynı anda motor imal ediliyor. Tövbe icat demeyeceğim. Motor imal ediliyor. Aynı anda ben hocamız demişti. Aynı adam tam beş yerde motor imal edilmiş. O tarihte diyor. Yani Allah salı veriyor motor çıksın vücuda ilim dünyasına. Yani Allah'ın ilminden vücut sahasına çıksın. E, siha çıksın, şu çıksın, bu çıksın. E, şu aynı anda salı veriyor Cenab-ı Hak. En uygun kimdir? Rusya'dan, İspanya'dan, Türkiye'den, Amerika'da, Çin'de şun. En uyguna o atılan sinyal cep telefonu gibi çeker gibi kim çekiyorsa bilimsel söylüyorum bilimi olanlar kim ona uygun çalışıyorsa masasında ona açılıyor Allah ilham veriyor ilhamı salıyor salı verdik diyor salı verdik ona en uygun kimse onun kalbine geliyor o da ifade ediyor kim önce ifade ediyorsa o belli o alıyor ama aynı an tarihte olmuş o da diyor ki Allah Allah benden mi çaldı ya diyor motoru tamam. tabi tabi bizim hoca anlattı motorcu olduğum için bir dedi ki uçak motoru ya benden çaldı diye mahkemeye vermiş. Adam bu benden bir şekilde çaldı diyor. Bak sana benden önce gitti koştu. ödül ödülü aldı. Bir bakıyorlar ki onun da masasını onun da masasını atılan tarih aynı. Aynı aynı. Ma manevi hafız hoş geldin. Ma maneviyatta da böyle. Bir anda bir şey yapıyorsun. Abi bakıyorsun o da öyle çalışmış o da ben Mesela geçenlerde ya ona gireceğim diye herhalde lazım olur. Hevaya biraz çalışıyorum. Baktım Ali, hep etti, Ali de çalışmış. Abi dedi. Aa bu değil mi? Ben de sen ben de çalıştım dedi bak. Ben tevafuk ediyor. Yani bu tefani ga garip bir sır bilimsel de ispat edilmiş. Maddi sahalarda da böyle oluyor. Allah salıyorum dedi. Salıyor o ilhamı kime tevafuk ederse. Son abiler başka bir tane okuyorum. Evet şeyiniz geldi yemek saat ama 5-6 damatı kaldı. Teavun düsturunu uygula uygular şahsı manevi. Teavun yardımlaşma olur. Bir tanesi de dedi, dedi ki bana, dur neredeydim ya? Adam böyle, dedim ya, oturuyor baktım. Hayırdır? Ya şöyle dedi, neyse sonucu söyleyeyim. Dedim, sen kainatta e, zıtlaşan, çarpışan bir şey gördün mü? Ya ne demek dedi? Güneş dedim, bitkilerle savaşıyor mu, yardımlaşıyor mu? E, bitkiler insanlara, hayvanlar insanlara çatışıyorlar mı? E, bulut bitkilere, bitkiler hayvanlara, hayvanlar insanın yardımına koşuyor Bak bakalım bir şey anlatacağım buna. Bak bakalım doğada, tabiatta çarpışma mı var, taavun yardımlaşma mı var? Yardımlaşma var dedi ya birbirini tamamlıyorlar. E sen niye hayatta savaşıyorsun dedim. Ya hız aç mısın dedim. yok değilim dedi. Moral bu, adam öyle bitmişti biraz kalktı. Dedim kirada mısın? Değilim bak daire de var. Bak işi de anlıyorsun. Niye dairelerim satılmadı dedi diye yani sanki kıyamet kopuyor. Niye hırslarsın? Hırs da hayata savaşıyorsun. Hırs savaşmak demektir. Hırs hayata savaşmak demektir. Ne cidallaşıyorsun dedim. Ne kanaat? Sen de taavun düsturu olan kanaat alışmazsın. O ya dedi. Doğuda hiç kimse savaşmıyor ya dedi. Ben dedi ne yapıyorum? Aman bu da satın Peki satınca duracak mısın? Gene arsa alıp yapacaksın. Gene satılacak. O da yapacak, o da yap o zaman sen doğaya, belli olan doğaya kapışmaya girdiniz. Bu da savaşmaktır. Sen dua niye savaşıyorsun ya? Hayatla savaşma. Barışık ol. Dedi böyle. Böyle kaldı. Ben de çıktım bu odasına. Gittim sahneye geldim. Adam patlayı geldi. Ya arkadaş ya sen kimsin ya dedi ya. Aynı böyle anlatıyorum size Sen kimsin ya arkadaş dedi ya. Ben dedi kaç günden beri uykularım kaçtı zaten. Ya beni çıkarttın kuyudan dedi ya. Ben, ben bir sarılayım senin dedi ya. Ya bir, bir şey yok. Böyle şey, insan görmese mızır diyeceğim ha sana diyor. Bak şimdi. Niye söylüyorum biliyor musun? Teavun var ya teavun. Hayatta böyle. Niye savaşıyorsun? Savaşmanın adı hırstır. Teavunun adı yardımlaşmaktır. Kanat yani kanaat. El kanaatu ikenzulayefna. Sonra tenkit etmemek. Senin gözün az görüyor diye kulak diyor mu? Lan sen az görüyorsun. Ben de az işiteceğim lan. Hep ben mi yorulacağım? Diyor mu? Gözü kulağına haset etmez, kıskanmaz. Düşmanlık yapmaz. Şahsi manevisinin azalarıyız ya. Birisi gözdür, kimisi kulaktır. Sen kulaksan ötekisi gözdür, ötekisi ayaktır. Birbirini vücut diyor mu? E biz biz de öyle olacağız. Sonra e hakkı aramakla hakkı kaybetmez. En iyisini ararken e hak, en hak. Hakkı, e, hak, e hak. Mesela şey benziyor. E, nasıl diyeyim? Dost, kardeş, talebe, has. Erkanlar, hükümler var ya böyle. E bunun gibi şimdi mesela en iyisi olacak diye ortak bir birleşme havuzumuz olan e, doğruyu, hakkı bulmak. Hak, en hak olmasın canım. da ittifak etti ya. Sonra yardımlara ihtiyacını hisseder. Ona müstenkif tanım. Ya ben ona boyun bir şey yapacağım ya. Ne soracağım ona. Lan ihtiyacı var işte sor da işte veya git işte. Onun o meziyeti var, onun da o meziyeti var, onun da o meziyeti var. Geçen dedim ya size, ah enfusi bir derdim var. Ya, soracağım bir şey var, keşfedemiyorum. Akruş'ta bir sağ olsa diyorum. Kıvranıp dedim. Sonra dedim ki sonra akşam böyle. Dedi ya olmamız ne demek yani böyle teveccüh et. Allah bir şekilde gece gelirler iş yaparlar. O bitmedi ki o defter. Olsaydı sanki yok mu dedi. Vay hoşuma gitti bu da. Tamam şimdi attım soruyu bakayım ne olacak. Ne zaman verecekler. Sonra Sami e, samimane belki fedakarane ittifak etmek. Samimane ittifak. Bir de taavenu ala birri ve takva ayetindeki hikmetli emri ilahiye, ilahi, ilahi dostur hareket etmek. Yani ne yapması lazım? Hafız ne demek? Arapça okuyorsun ya. Ne demek? Ve taavenu he? Ve ve iyilikte yarışın. Yarışın. Ee, mesela o bir şey yapıyor. Yarışın. Evet. Ha. Bir rekabet var. Ama daha iyi olsun. Ama birbirini ortadan kaldırmak manasında değil. Sen de ben de bak herkes muzakere mutale yapıyoruz. Sonra hodgamlık Yardımlaşmaktan gelmiyor mu? Tamam. <laughs> Yardımlaşma. Yardımlaşma ama takvada yarış yapıyor. Hodgamlık ve enaniyeti terk ediyor. Hodgam ne demek Arapça şey hodgam. Farsça herhalde. Mi? Farsça mı? <laughs> Gamsız. Bilmiyorum. Ne olur? Şey Tahir. Tahir. Hodgam ne demek? Beyni beğenme. <laughs> beğenmez. Sen Sümeyye'ni Hodgam değil mi? Gamsız. Bak abiniz diyor ki şey, Hodgam öyle değil diyor. Tamamen gam eden. Yani hep kendisine gam. Kendi, kendi zarar ve kârını kendi menfaatini düşünen. <laughs> Mehmet. Hodgam ne demek Hodgam? Ha, bu söylediği gibi. Tamam. Vardı ya doğuda. E, Aile bir tanesi gidiyor. Selamünaleyküm demiş. Aa, Öteki de aleyküm selam. Adam da böyle yandaki öğrendi. Demek böyle deniliyor. O kadar cahilmiş ki selam bilmiyor. Tekrar ağa ona göndermiş de. Göndermiş git demiş yap. E a ne dedi ya? Selamun aleyküm'ü unuttu. Ne diyecek? Ona gitti yanına. Ona dedi ki ağamı sizi söylediği gibi söylüyorum dedi. <laughs> Ağamın dediği gibi. O, 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 onlar da dedi ki ana söylediğimiz gibi. Mehmet ne diyor? Otkan. Mehmet şöyle yapıyor sana. Diyor ki e, abi abin dediği gibi. Abdurrahman abisin dediği gibi. Ağamın <laughs> dediği gibi. <laughs> Yok seni tayit ediyor. Şöyle yapıyor. Ağamın dediği gibi. Hotkan demek o. Hot kendi ben merkezli anlamında. Ve takva Allah Allah. Ala birri ve takva fesvan Allah. Şu ustad bunu biraz alıyor Arapçada da işaretleyeceğiz da. Ne? Neyse ne değil. Başka kendini haklı ve muhalifi haksız tevim etmemek şahsi manevi oluşturan sıfat. Mesela bir şey oldu. Haksız ya olsun ya üzerine al ya. Kusuru derut et ne olacak? Onun için enaniyet çarpışmasın diye biz dershanede Zeytinburnu'nda şöyle bir yöntem bulmuştuk. Mesela herkes günde bir mutfak nöbetçisi oluyor ya mutlak nöbetçisi. Her gün dershanede bir suçlu nöbetçisi yapıyoruz. Kim ne suç yaparsa yapsın ceza ona atır. Mesela önceki gün e, şeydi, bayramdı. Dershanede kim ne hata yaparsa bütün suç ona yükleniyor. O da enaniyetine şey gelmiyor. E, Tahir bile Zübeyir bile hata yapsa e, bayram niye böyle yaptın? O da üzerine alıyor. Tamam abi. Dün şey kimdi? Şey yok. Dün kimdi suç suç suçlu nöbetçisi Furkan'dı. Bugün İbrahim. Kim ne hata yaparsa suçtu o. Çünkü niye ona dokunmuyor ama ben de gerildim. Bağırmam lazım, bir muhatap lazım. İbrahim ne biçim adamsın lan Tencereyi de öylece şey yaptın. Devebiliyoruz mu abi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Nöbetini niye tutmuyorsun Furkan? Bir şey diyeceğim hem biz karşılık veriyoruz. Karşılık vermeyecek. <laughs> nöbetçi suçlu nöbetçisi karşılık vermeyecek. Kendini haklı ve muhalif haksız tevhim etmemek. Bu dimada vehim. Biraz durdum şimdi. Tevhüm etmemek. Yani öyle. Evet onunla amel etmiyor ama öyle düşünüyor. Düşünmememek. Vehim, tevhüm. Çok evet. Suiz Biraz daha getireyim. Ve suizan eder. Etme ya. Çünkü niye etmesin? Bastıramazsın da. Şöyle diyeceksin. Onun hikmetini bilemediğin için o niye? Ya biyolojik zaafı oldu. Ya birisine telefon aldı. Ya ailevi bir sorunu oldu. Veya o anda kabzaleti var. Veya veya veya. Onun için bunu dedi yaptı bana söyledi. Kale alma ya. Zannetme işte. Suyu zannetme. Bu. Başka bir madde. Hakkı batılın savletini kurtarmak için. Yani e, niye şahsi manevi olduk? Hakkı batılın hücumundan kurtarmak için beraberiz. İlahi kelimetullahı aziz etmek için beraberiz. Bu asırda, bu asırda ilahi kelimet olan maddeten terakkiye de bağlı manen de zaten vardı. Niye beraberiz? Niye dershanedeyiz? Çünkü hakkı batılın savletinden, hucumundan kurtarmak için beraberiz. Çok önemli. O zaman ne oluyor biliyor musun? Biraz şey yapayım mı öyle duygumu böyle hafif. Şimdi ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dinine çalışıyorum. O ve dini. insana o kadar gayret olmuyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş ama Hasan'a da götür emanet. Aslında Allah ona da vermiş. Demiş ki bunu da Hasan'a da ver. Aynı şeyi Hasan'a da ver. Aslında ona verilen emanet benim dinim. Ben kimseye çalışmıyorum. Kendi dinime çalışıyorum. Din benim. Ben yani. Benim fıtrat aslıyım. Ben kimseye çalışmıyorum. Doğrusu bu. Ben kendime çalışıyorum. Kimsenin dinine çalışmıyorum. Kendi dinime çalışıyorum. Benim. Ha onunla ifade edilmiş ama benim dinim. Bu işte ee, hakkı böyle bilirsek hakkı batılın savletinden, hucumundan kurtaralım. O zaman ne yapacağım? Bu dini, din benim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ama benim. Kimin başkasınınsa beni ilgilendirmez. Güneş mesela benim aynama vurdu. O İslam dini güneş olsa, her bir ayna ruh olsa, aynalarda güneş gözükse, senin aynan güneşi gösteriyor diye benimkisi azalıyor mu? Senin aynan da güneşi gösteriyor. Ya kapatsana benim aynam az gösteriyor bu sefer. Oluyor mu? Yok. O zaman bu din benim. Kimseye ben çalışmıyorum. Ha peki ne yapacağım? Bana ne getiriyor bu bilgi? Böyle bakış. Yani e, insanların yardımını küçük dahi olsa büyük görür. Niye? Mesela ben yük götürüyorum. Müştabil misali bu. E, üçe ayırmışlar diyor hamallar. Depodan yükleyen, hamallık yapan, kamyona kamyonda alan. iki kişi iki kişi. Kamyonda iki kişi var diyor işte bir derdi. İki kişi de kumaşları yüklemek için depoda var. İki kişi de taşıyan. Diyor ki yüklendi hamal götürürken düşüyordu. Ama yüklenirken aşağıdaki adama diyor ki doğru koysana. Ne biçim bırakıyorsun Fırça atabiliyor. Aynı işin taksim lamal yaptıkları için. Ama tam diyor yola geldi şey yaparken kaysa. Hiç vazifesi olmayan, onunla hiç ilgisi olmayan birisi geçse. Aa bir dakika beyefendi düzelteyim dese. Onun düzeltmesine sen ne dersin? Çok teşekkür ederim. Hepten inceleşiyorsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hakkını helal et. Peki buna bu kadar inceyken aşağıdaki adama niye fırça atıyordun? Sebebi bunun vazifesi değildi. Ama insanlığından dolayı bana yardım etti. Depodaki vazifesiydi. İşte arkadaşlar biz de, de bu depoda da yükleyen, yüklenilen de, arabaya da üzerime de alan benim. Sokaktan geçen birisi yardım edince ona minnettar olduğumuz gibi birbirimizin küçük ameline dahi davamıza yardım ettiği için minnettar olmak gerekiyor derdi. Bu misali verirdi. Yani böyle. Çünkü hakkın yani hak benim, din benim. Kimseye çalışmıyor. O zaman birisi yardım ederse fak. O zaman memnun olur. Ama ortaksak senin de benim de. E sen niye çalışmıyorsun kardeşim? İnşaat değil ya bu. O zaman kavga oluyor. Başka? E, hakkı batın savletinde kurtarmak için. Başka? Nefsini ve enaniyetini ve yanlış düşündüğü izzetini ve emnetsiz rekabetkarhane hissiyatını terk etmek. Bu bu da başka bir madde. Bir daha nefsini ve enaniyetini bir bırak. Yanlış düşündüğü izzetini. Yani ben mesela kafa tutarsam. Ya kardeşim öyledir. Haklı çıkacağım ya bu haklı çıkmak zannetmek zannediyor ki insan izzetimi koruyorum. İzzet öyle korunmaz kardeşim. İzzet beter oluyor. Bak nefsini ve enaniyetini yanlış düşündüğü izzetini ve ehminiyetsiz rekabetkarane hissiyatını terk ederse şahsı maneviye gene giriyor. Oradan o seviyede hisse alıyor. Son iki madde birbirine bakıp yardım etmek. Bak bu şey yapamıyor. Yardım etmek şahsi maneviye kuvvet veriyorsun. Kuvvetin kadar şahsi manevide nisa alıyorsun. İşte birbirine yardım edersek, tesanut edersek, sekeratta da, haşirde de, dünyada da himmet ediyor. Son madde, şahsi manevinin son sıfatı, maksadı külliyi takviye etmek. Yani şahsi manevideki maksadı külli nedir? Sıfatını onun için atmak. Özelliğini, meziyetini oraya atarak orayı güçlendirmek. Birbirine çarpışıp gücümüzü düşürmek değil. Tam tersine Benimle ne meziyetim varsa. İsrail çok güzel yapıyor. Şöyle yapıyordu. Şimdiye kadar. Futbolcudur. İsrail'e çalışıyor. Futbolcu. Ekonomisttir. Oraya çalışıyor. Medyacıdır. Oraya çalışıyor. Askerdir. Oraya çalışıyor. Aynı yere. Osmanlı'dan almışlar yani. İslam'ı kimin himmeti? Milleti ise o tek başına büyük bir millettir ya. Ne yapacak? Maksadi külli. Külli nedir? İslamiyet'i aziz etmek, ilahi kelimatullahı aziz etmek, yüceltmek ise o zaman seni meziyetinle oraya kuvvet vereceksin. O da bu kuvvet verecek, o da verecek. Ne mezi Benim meziyetim sizinkisine benzemiyor, seninkisi de ona benzemiyor, onunkisi de ona benzemiyor. Takviye etmek. Bunun tam tersini düşünürsen, son şeyimiz. Birbirimizin meziyetini, birbirimizin meziyetini ortadan kaldırmak gibi kullanılsa, yani benim meziyetimle senin meziyetini ortadan kaldırmaya konulsa ikisi de sıfırlanır. Benimkisi de bir işe yaramaz, seninkisi de. Yaramaz. Ama benimkisini ki usta şöyle misal veriyor. Fitil getirdi, gaz getirdi, lamba getirdi, gaz getirdi. Ortaya mükemmel bir lamba çıktı. Ama kirbiti ben sakladım. Gaz da ben sakladım. Fitili de o sakladı. Ne ışık olur mu? Hiçbir şey olmaz. Böyle olur. İşte şahsi manevi usta diyor ki Aynı bu lamba gibidir. Ama lamba ışık verdi. Ben kirbit getirmiştim. Bir kirbiti koydum. O tekisi gaz yağı koydu. O tekisi lambayı koydu. Vesaire. Ee, hepimiz lambanın etrafındayız. Senin istifade etmen ışıktan, ısıdan benim istifademe mi? değil. Ama tek başına kalsaydı fitil bende, kilbit de sende hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yaramaz. Ama nura dönüşürse o zaman... Hepimiz istifade ederiz ama birimizin istifadesi birisine mani değil. Nur ve nuran işler böyledir diyor. Evet. Burada kesiyorum. Vahir va'hum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temasalavat.